Herkese merhaba arkadaşlar. Furkan Ülkü TV'deyiz. Dealer's Life'ın ilk oyununu oynuyorduk. 3 bölümde ben dükkanı batırdım. Çok yetenekli olduğum söylenebilir. Dealer's Life 2'ye geçtik. Tabii ne diyoruz? Yeni bir dükkan, yeni umutlar diyoruz arkadaşlar. Videoları, bu videomu ve bundan önceki videolarımı ve daha sonraki videolarımı arkadaşlar. Beğenirsek lütfen beğen butonuna basalım. Kanala abone olarak destek olmanızı çok isterim arkadaşlar. Bu durumda sizler bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar fazla lafımızı uzatmayalım. Şöyle ayarlarıma bakayım, yayın çıkışlarıma gayet iyi durumdayız. Hemen hızlı bir şekilde yeni dükkanı açalım. Dealer's Life 2'deyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ve açıyoruz yeni oyun. Aç abi yeni oyun. Zor yapayım mı? En fazla ilk bölümden batarız. Hadi zor yapalım. Yani batarız ne olacak? Başla. Ha isim. Karaktersizim ben. İsim yazalım. Yazalım. Kanalın ismi zaten belli arkadaşlar. Biz de aynı şekilde yazalım. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Ne diyor? İtibar diğer kişilerin ve yerel mercilerin seni nasıl gördüğünü yansıtır. Yaptığın seçimler ve sahte ya da çalıntı eşyalara karşı olan tutumun itibarını değiştirir. Dükkana ne olacağı ve kimlerin ziyaret edeceği büyük ölçüde etkiliyormuş. Açıklamaları tekrar ne diyor? Karizma. En sert müşterilerin bile daha açık olmalarını sağlarsın. İkna edici görüşlerin sayesinde sahte ürünleri satman da kolaylaşır. Sahtecilikle ilgili bir şey bu. Bilgi. Ne kadar fazla olursa fiyat biçebileceğin eşya sayısı ve fiyatların doğruluğu artar. Sezgi. Müşterinin kişi hakkında her şeyi öğren. Ayrıca iyi sezgilere sahip olmak sahte eşyaları daha kolay tanıyabilmeni sağlar. Her gün dükkana gelen ortalama müşteri sayısını arttırır. Hem belki çeşitli kazalardan kurtulmanı da sağlar. Kim bilir falan filan. Başla. Bob Çakal. Çakal. Evet Çakal'cığım ne diyorsun? Selam geldin demek. Sen etrafa bakın eminim burayı seveceksin. Neresi burası? Bu bölgeden artık bıktığını söylemiştin. Hatırlıyor musun? Banlıyor'dan gitmek istiyordun. Evet. Öyle bir hedefim varmış. Ben de bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Anlat bakalım Çakal. Dinleyelim. Heh, işte bu bizim ikinci el dükkanımız. Zengin olup buradan kurtulacağız. Çok mantıklı değil mi? Çatı yok burada. Şurada üç gözlü bir fare var. Şunlar radyoaktif ve varil değil mi? Sanki. Çatı yok burada. Buna yıldızlar izleme çatısı deniyor. Yine de mükemmel fikirlerimden biri. Teşekkür etmene gerek yok ama biz daha önce hiçbir şey satmadık. Ne diyorum sana? Yer ve eşyaları ben hallettim. Senin tek yapman gereken ucuza alıp pahalıya satmak. Bu kadar kolay. Bir şeyle etkileşime girebileceğin zaman anlarsın. Merak etme, emin olmadığın bir şey mi var? Üzerine bas ve ne işe yaradığını öğren. Bu işler o kadar kolay değil ki. Sen bana güven. Her şey çok güzel olacak. Emin misin Çakalcığım? Ben bu işin uzmanıyım. Satıcı olarak bir sürü ödül kazanmışlığım var. Bir hat kazanmışlığın yok lan. Kazandım ya. Dealer's Life diye bir oyun oynamıştım. Orada iki tane başa... Birinci oyundan bahsediyor arkadaşlar. Güya espri yapmışlar. Tamam. Pazarlığa başla. Sanayi bölgesine ulaş. Alıcı. Merhaba nasılsın? Ben maalesef şu değerli parçayı o kadar sevdim ki bana sat. Yoksa çok üzülürüm. Bir bakalım. Bu ne demek? Bu açgözlülük seviyesi. Açgözlü müşteri teklif ettikleri fiyattan çok daha düşük. Hiçbir teklifi kabul etmezler. Ve her zaman kendilerini düşünürler. Açgözlü olduğu içindir. Bu... Bilgili olup olmaması. Bu sabırsızlık. Tamam. Hafif bir açgözlülüğün var. Evet. Ne istiyor peki? Tahmini 2050'ymiş. Tamam. Bakalım. İlk fiyatı ben vereyim. Tahmini fiyatı 2050'ymiş kardeşim. Ben sana 3000 diyorum. Vallahi kardeş kusura bakma ama hadi 2800 yapayım sana.
Allah bereket versin. İyi bit, sıra dışı kötü, tahmini değeri belli değil. Hiçbir bilgimiz yok dayı hakkında. Bakalım. Sıra dışı diyor zaten. Çok büyük bir şey değildi. Taş çatlasın. Ben şuna bir bin çekeyim bakayım ne yapacak. Vallahi kazık yedik galiba ama neyse. Bu satıcı. Elimde böyle küçük çaplı bir hazine var. Süper değil mi diyorsun? Bir bakalım. Çok aç gözlüsün ve koleksiyoncusun. Hem ikisi birden. Yani bu bana bunu kakalamaya kalkacak. Gündelik kategoride sıra dışı çok kötü durumdasın ve bu işaret ne demek? Hiç sahip olmadın. Bunu satın alarak eşya katalog kısmında açar ve koleksiyoncu ve bir adım daha yaklaşırsın. Tamam. Şimdi dur. Tahmin değeri $420. Ha, oldu canım. 350. 350. Anlaşamıyorsak yürü git. Aptal herif. Sıradan giyim kategorisinde çok kötü, tahmini $215'lık bir ürün. Bilgilisin. Açgözlü de çok değilsin. O yüzden seni kazıklamıyorum. 325 mi diyorsun? Ben de sana diyorum ki kardeşim 325 dedin ya. Ben 380 diyorum. Çok abartmıyorum. 350 diyorsun. Ben de 360 diyorum. Tamam. 350 diyorsun. Okey. Allah bereket versin. Şimdi bir bakalım. Bir tane ürünümüz var. Tezgahtar 60 bin. Yuh ebenin. Reklamcı falan filan. Tüyoya gel. Zengin olmak için ucuza alın ve pahalıya satın. Tamirciler ve sahteciler eşyanızın değerini arttırır. Oldu canım. Bir de sahteciyle uğraşırız. Cins. Buraya gel. Oha. Bak bunlar artı birmiş. Şunları artı bir yapayım mı? Güzel. Bunları artı bir yaptım. Aç dükkanı abi. Çok kötü sıradan ev eşyası. Tahmini $126'lık bir ürün. Daha önce satın almadığımız bir ürün. Koleksiyoncusu bunu bana pahalıya kitlemeye kalkacaksın ama ben bunu yemem koçum. Vallahi alırım $80 kardeşim. 80. O zaman yallah yallah. Kusura kalma. Yani işim gücüm var. Manyak mısın nesin yani? Bakalım sana bir açgözlü koleksiyonculuk falan yok. İyi ne bu ürün? Tahmini 1160. Güzel. İyi durumda. Ev eşyası. 1120 çok istiyorsun reis. 900. Kabul edemeyecek misin? Git bana ne? Hıyar. Sıra dışı iyi. $1600'lık bir ürün. Giyim ürünü. Bakalım bu dayıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Ne yazık ki. İlgileniriz abicim. 1360 diyorsun. Biraz fiyatı düşüreyim mi? 1360 demişsin. Bak 1600 diyor. Şuradan bize bir $300 bir para bırak ya. Bak 1000. 300. $300 para kazanalım yani. Açık arttırmayla alamıyorum. Ne diyor? Çok değerli eşya satın alma fırsatı. Bu hafta açık arttırmada 3 eşya olacak. Acemi olmak zorundasın diyor. Tamam. Gündelik, sıradan ve çok kötü. Tahmini değeri $144. Bilgili, biraz daha açgözlü bir ablamız. Bakalım ne vereceksin? $144. Sence değeri ne kadardır diyorsun? Ben sana $144'lık bu ürüne $175 diyeceğim ablacığım. Ya vallahi hiç kusura bakma. 160. 152 diyor. Gerçi tahmin değerini üstündeyim. Ver. Yeah! Oo, 1600'müş tahmini değerimiz. Bilgimiz yok abiyle ilgili. Bakalım. Şimdi kardeşim tahmini değeri 1600 olan bir üründen bahsediyoruz. Bunu sana ben 1600'ün üstüne satabilmem için sana benim bunu 1800 fiyat çekmem lazım. Şöyle ne desem diyorsun. Yeah! Allah bereket versin. Elimizde eşya kalmadı ki. Hepsini sattık. Aç abi. Aç gözlü koleksiyoncu. Bu bizi düdüklemeye kalkacak. Ürünün değeri $140. Ve çok kötü durumda. 146'ya satmaya çalışıyorsun. Al.
100 dolara veriyor, sen alayım. 100 dolar kardeşim. Baba 100 dolar. Gidersen git. Dangalak. Rehin diyor. Rehinde ne kadar para istiyorsun ki? Yaşar rehin verir. Rehin biletinin süresi dolana kadar ve sahibi borcunu ödeyerek hesabı kapatana kadar onunla bir şey yapamazsın. Eğer sahibi gelmezse eşya senin olur. Tamam, şimdi bakalım. O kadar para yapmadım, kusura bakma. Şu an para sıkıntısı yaşıyorum, sana tuttu onu veremeyeceğim yani. Ürünüm yok benim, bak yine rehine geldi. 385 dolarlık bir şey, tamam. Aç gözlüsün, 385 dolarlık bir şey, 182 dolar. Vallahi kardeşim kusura bakma, ben sana 130 dolar vereyim. Ay hiç kusura bakma, bu aç gözlü bu parayı geri getirmeyecek. Hiç kusura bakma, ah 140. Git. Dangalak. Değerini bilmiyoruz. Sıradan kötü bir ürün. Aç gözlü birazcık. 395 dolar istiyorsun. Ben de diyorum ki kardeşim şunu bana 300'e ver, yorma beni. Ya hadi 320. Hadi 325 vereyim, tamam ya. E git, ne yapayım kardeş? Ürünün değeri belli değil. Ben ne yapabilirim yani? Dayı çok aç gözlü. Nadir gündelik motosiklet abi, bunun fiyatı yüksektir ya. 16 bin istiyorsun. Vallahi abi o kadar param yok, kusura bakma. Evet, bilgili bir abimiz. Açalım, 610 dolar tahmini değeri bu ürünün. 610 dolarsa kardeşim bize de biraz para bırak değil mi? 500 dolardan açayım sana kapıyı ben. Oha! 500 kart, 500 baba. Bizi düdük diyecek. Bu ne? Koleksiyoncu bu. Düdük. 530'luk bir silah. Kötü durumda, sıradan. Bakalım, 305 istiyorsun. Kardeşim bak 275 vereyim sana, benim canımı sıkma ya. Hadi bak 280 yaptım bak, hadi. 285. İyi ver, tamam, Allah belanı vermesin, ver eşşoğlu eşek. Ver it oğlu it. Sıradan iyi, 330 değeri ne istiyoruz? 330 değeri, bence değeri ne kadar biliyor musun? Bence değeri 250 dolar. Allah kusura bakma, 330 tahmini değeri yani. 30 dolar için mi bu iş yapacağım? Alamama çıkarttırmayla, o kadar param yok benim. Hem aç gözlü, hem koleksiyoncu, hem bilgili. Bu bizi düdüklemeye kalkacak. Ürünün değerini de bilmiyorum, o yüzden ilgilenmiyorum abi. Sana daha önce Zek amcadan bahsetmiş miydim? Hayır. Onu öyle fazla görmem hakkında üç şeyi çok iyi bilirim. Zengindir, gündelik eşyalara bayılır ve aldığı her hediyenin karşılığını daha büyük bir hediye ile vermek ister. Adamın elinde değil, herkese ne kadar zengin olduğunu göstermeye alışkanlık edilmiş. Dinliyorum. Hadi ona bir şey hediye edelim. Eminim eninde sonunda büyük bir hediye ile karşılığını verecektir. Kültür sıradan 700 dolar. Oo. Yavrum 600. 600. 600. 600. Bizi mi düdükleyeceksin lan? Hıyara bak. Alıcı. Sıradan kötü kategori silah. 290 almışız abi biz bunu. Biraz aç gözlüsün, eyvallah. Bakalım 290 aldığımız ürün. Yani 600 dolar diyelim, 530 değeri var piyasada. Allah bereket versin. Evet, gündelik sıra dışı 1360 dolar. Ve aç gözlü bir teyze.
Vallahi yavrum, 1.000 dolara ver şunu bana hadi. Ebenin... Bin, bin. Sen bunu nasıl satarsın sahtekar? Kültür ürünü 320 dolar sıradan kötü. Hiçbir bilgimiz yok abla ile ilgili. 320 dolarlık bir değeri var bunun. Vallahi abla 200 dolar vereyim sana. Yeah. Of, koleksiyoncu felaketti açgözlü. Nadir ürün iyi durumda, gündelik olarak geçiyor. 4000 dolarlık ürün, çok bir param yok. O yüzden ilgilenmiyorum abi. Bunu almak istiyorsun. 200 dolarlık ürünmüş bu. 200 dolara ben almışım. 345 veriyorsun. Teklifin 345. Ben 360 diyorum abi. Çok abartmayayım. Peki 350 gelir diyorsun. Olur. 350 olur. Allah bereket versin. Valla bilgi yok. Gündelik, sıra dışı 405 dolar demişsin. Bakalım abi. 290'a vereceğim diyorsun. Çok bir pazarlık yapmayacağım abi. 250 dolar diyeceğim sana. 275 dedim. 260 diyeceğim. 270. Ver 270'e. Şimdi. Aç abi. Kültür ürünü 670 dolarlık ürün bu amca satıyor. Çok da şey yapmıyor. Hızlı anlaşacağız. Oha! Nereye uzaklaşmıyorsun? 600 dolar veriyorsan ver. Al. 600 kardeşim. Hadi güle güle. Hadi. Manyak. Gündelik eşyam var değil mi bir tane? Evet, bir tane gündelik. ...2450 değeri var. Ev kötü durumda. Bilgili açgözlü falan hiç uğraşma. Sıra dışı iyi durumda. Gündelik 1060 tahmini değeri var. Dayı ile ilgili bilgimiz yok. 1060 dolarlık ürünmüş. Dayıma 800 teklif edeyim. Çüş! Yürü git lan. Lan yürü git. Manyak herif. Sapık. Abi şaka mı yani, bu paralara ben bunu alırsam batarım ya. Biz nasıl iş yapacağız kardeş? Bu paralara bu iş alınır mı ya? Cins. Aç abi. Yabancı radyoaktif bir metaller arayan çılgın bir bilim insanı tanıyorum. Bizim de şu arada birkaç radyoaktif varilimiz vardı. Birini satalım mı, ne dersin? Tamam. Allah bereket versin. Rehin diyorsun. Aç gözlü ve bilgilisin. Tam bir şerefsizsin yani. Ben bu malın değerini bilmiyorum, o yüzden ilgilenmiyorum karş. Bilgili bir insan. 1840 giyim kötü, sıra dışı. Bilgili olduğun için sana kazık atmaya kalkmayacağım. Bana bunu 1500'den verirsen. 1600 çok istedin. 1550 yapalım abi onu. Bak 1560 yapıyorum. Bak daha düşürmem. 1580 mi? 1840 değeri var. 1580. 300 dolar. Allah bereket versin. Ver abi. Sırada ne? 196 dolarlık ürün. Çok da alacak birini bilmiyorum ama... 196'dan nereye uzaklaşmıyorsun be? Dangalak. Ver şunu 90 doları da 100 dolar kar yapalım. 90 kardeş. Kardeş 90 dolar. Vermiyorsan yallah. Hadi yallah. Diyalog sırasında cevabınızı seçmek için 1, 2, 3 ve 4 tuşlarını kullanabilirsiniz. Arada bunları okumak lazım ya. Neyse. Aç. Satıyorsun. Yallah seni tanıyamıyoruz abi. Neymiş ürün? Abi ben bunun değerini de bilmiyorum ki. Kusura bakma. Aç. Banka her haftanın sonunda mali durumunuzu kontrol eder. Eğer paranız eksilerdeyse bu durumu düzeltmek için bir haftanız vardır. Aksi takdirde oyunu kaybedersiniz. Eğer nakide ihtiyacınız varsa ev varlıklarınızı satabilir ya da stokları azaltabilirsiniz. Ev varlığı mı? Ev varlığı ne ki? Neyse, öğreneceğim. Bu ne? Ha, radyoaktif baraka. 30 dolar veriyoruz buraya. Ay çok pahalıymış. Bu ne? Burası ne? Bu ne ki? Ev mi? Ne ev oğlum? Sokak lan burası. Devam eden etkinlikler, sanayi bölgesinden bölgeye ulaş. Hediye bul. Hediyeyi buldum da.
Yani böyle acayip bir şey işte. Bas. Ortalama bir açgözlülük var, bilgililik var. Tahmini 930 dolarlık ürün, sıradan, iyi ve gündelik. Bakalım, 730 istiyorsun abi de. Yani 200 dolarlık bir pay bırakmış aslında çocuk bize de. Yine de ufak bir oynatalım mı? Yani 730 demişsin, ben sana 890 vereyim mi? Ay, 690. 700. Hadi görüşürüz. Tahmini 790'a satılıyor abi. Sıradan gündelik, durumu da iyi. Geç abi. 790'a satılıyormuş abi. Şimdi bundan biraz kar yapmam lazım. 650 diyeceğim sana. 720 çok be abi. 675. İki adet ürün aldık da. Alıcım, bunu almaya geldin. 700 aldığım bir ürün almak istiyorsun benden. Tamam ablam. Kaça verirsin diyor. Değeri 930'muş. 930 değerindeki bir şeye 70, yani 700 verdik zaten de. Tahmini 930'muş. 1000 dolar çekebiliriz o zaman. Mantıklı davranalım. Bilmedim ki diyorsun. Tamam. Allah bereket versin. Valla bunun tipini hiç beğenmedim ama. Gündelik çok iyi durumda. Sıradan 325 dolarlık bir ürün. 325 dolarlık bir ürünse kardeşim ben sana 200 dolar vereyim. Yani çok istedin. Çok istedin abi. Reis çok istedin. 230 yaparız. Yapacak bir şey yok. Yoluna açık olsun. Ne diyeyim? Kötü durumdaki bir ürün ama bakıyorum şöyle bir 405 dolarmış değeri. Abi de bayağı aç gözü çıktı. 285'e bunu ben sana verir miyim be? He? 400 abicim, 400. O da sana 400 kardeşim. Kardeşim 400. Hadi yolun açık olsun. O parayı verir miyim sana onu be? Düdüğe bak. Tabi acemi olamadığımız için. Baba rehine ürün veriyorsun da 280 dolarlık ürün. Güle güle. Evet, bunu almak istiyorsun. Ben bunu 1580 almışım. Koleksiyoncusun. Güzel. Bunun değeri bin... Oh. Kardeş sana çok abartmadan geçireyim mi ben be? Bak 200 dolar üstünü söyledim ha. Diyorsun. ...3500 ver. Yeah! Sen bunu mu istiyorsun? Aç gözlü koleksiyoncu. Bunu her türlü geçireceğim. 420 mi veriyorsun sen? Şimdi abi yanlış anlama. Bak, yanlış anlama. Yani kusura bakma ama. 520 dolar bu ürünün fiyatı. Bak senin güzel hatına 480 yaparım. Fazlasını yani abartma. Alma. Hıyar. Dallama. Devam. Aç gözlü, bilgili, ürün 1060'lık, giyim kötü durumda. Aslında 930 dedin. 930 çok kötü bir fiyat değil ama sen bana bunu 890 diyelim, sen fiyatı biraz indir. Ver abi 890'a. Bunu istiyorsun. Çok iyi. Çok aç gözlüsün. Bak 1060 bunun değeri. Benim canımı sıkma. Bak sana 1200 diyorum, itlik yapma kardeşim. Hadi 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 hadi. Gündelik iyi durumda. Ortalama değeri 710. Abla ile ilgili bir bilgim yok. 710 değeri. Yani 700 dolar desek biz buna. Benim bunu 500'e kapatmam lazım. 500. Kusura bakma.
satıyorsun ve çok sabırsızsın. Tahmini değeri 750. Gündelik eşya bakalım abi. 570'e veriyorsun. Bak abi 550 diyeceğim sana. Tek seferde ver bunu bana. Hadi eyvallah. Yani yorma abicim beni ya. Ne istiyorsun? Bunu istiyorsun. Biraz aç gözlüsün. Tamam bakalım. 1220 mi? Bak 1220'ye ben sana çok abartmayacağım. 1200 ay. 1250 diyeceğim. Allah bereket versin. Aç gözlüsün. Sıra dışı kötü durumda. Oma tahmini değeri 2100. ...2100-1760 istiyorsun. Ya bunu 1700'e ver da bize. 1700'e ver kardeşim şunu ya. 2100'müş zaten. Biz de kar edelim be ablacığım be. Ver şunu 1700'e ablacığım. Allah bereket versin. Ablayla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Ürün ne? Ürünü de bilmiyorum abla be. Kusura bakma ya. Ben cahilim, yeniyim biliyor musun? Koleksiyoncu biliyor, aç gözlü. Ürün 620 dolarlık bir ürün. Bak şimdi bak istediği fiyata bak. Bak şimdi 620 dolarlık ürün abi benim. Bu herife 450 vermem lazım en az. Hadi yolla abi. 750 dolar 550'ye almışız. Ablayla ilgili bilgim yok. Bakalım 710 veriyorsun abla. Ben de sana diyorum ki benim canımı sıkma. Al şunu 760'a kafamı bozma benim ya. Bak 750. La ver tamam 720 tamam ver. Yeah! Abi seninle ilgili bilgim yok. Ne satıyorsun? Vallahi değerini de bilmiyorum be kardeşim. Kusura bakma ya. Rehine verecek değerine 600 dolarlık bir ürün. Bilgilisin. Evet rehinde ürünün abi. Gelip almazsan o parayı çök, o parayı o mal benim. Kötü durumda nadir değeri 1880. Evet kaça satıyorsun? Oo 1340. Abla be 1200'e vereceksin mi abine be? 1300 diyorsun tamam. Ben de sana diyorum ki 1200... ...75. ...1290 diyorum. Allah bereket versin. Aç dükkanı. Ne istiyorsun? Bunu istiyorsun. Oba 1282 ürün istiyorsun. Hafif bilgilisin. Eyvallah. 1820 veriyorsun. Bak kardeşim 1880'lik ürün. Ben sana bunu 1900 diyeceğim. Benim canımı sıkma. 1840. Bak 1900'dü. 1850 diyeceğim şimdi sana. Ya 10 doların ayağını yapma. Eyvallah. Hiçbir şey bilmiyoruz hakkında. Ne bu? 1920 tahmini değeri var. İyi durumda silah. 1920 tahmini değeri var. O zaman 9 dolar kar çok. 500 dolar kar bıraksam yine de ya abi 1430. Defol git. Sezgi yaptırmam lazım ya. Ev 245 dolarlık bir ürün. Baba 245 dolarlık ürün veriyorsun bana. Bak şunu bana 100 dolara ver de bari kar yapayım. 110 mu? Senin canı sağ olsun canım benim. Al 110 dolar olsun sana. Bir şeyin fiyatını bir süreliğine artacağını bildirmeye geldim. Eşya alımından kar etmek zorlaşacak ama eşya satımı daha kazançlı olacak. Evet patladık. %30 arttı 14 gün.
Tahmini değeri 790. Allah bereket versin. 245'miş doları. Aç gözlü ve bilgilisin. 220 veriyorsun da abla bak, 220'ye bu iş olur mu? Ayıp ediyorsun ama 260. Yürü git. Dallama. Kötü durumda, tahmin değeri 410. Bakalım. 410'luk bir ürün. 300 fiyat veriyorum abi. 300 abi. Yürü git, çok da umurumdasın. Hıyar. Tahminisi 2100. 2650 dedin. Ben de diyorum ki sana 2750. Yok. 2800. Koleksiyoncu ve satıyor. 700 gündelik, 730 dolarlık ürün. Ya 730 dolarsa abi sen bana 600'e vereceğim bunu. O civarlarda vereceksin. Ha, hadi canım hadi. Bilgilisin. 630 dolar tahmini değeri var. 610 20 dolar için ben bunu almam kardeş. Onu ben sana söyleyeyim. Allah, o zaman ver 590, hadi ver. 20 dolar 20 dolardır. Ürün olsun elimde. Aç gözlüsün. Bağ abla, değerini bilmiyorum, kusura bakma. ...230 giyeyim. Güle güle. ...2750 veriyorsun. 2800 diyorum bak. Sanırım teklifini kabul... ...Ursahte yahu seni polise şikayet edeceğim. Allah Allah. Aç gözlü. Bakalım. Tahmini 2050 dolarmış. 2050 dolarlık ürün. Çüş. $245'lık bir şey bu. Bunu satarız şimdi bu abimize ya. Kardeşim 245'miş. Bak 300 dolar söylüyorum sana, ona göre fiyat ver. Hadi afiyet olsun. Sıradan kötü. 630 dolarlık ürün. Bak 630'muş, tamam mı? 590'a ben aldım zaten. Arada çok büyük bir fark yok. Zaten kâr edemiyorum. O yüzden sana 700 diyeceğim. Çünkü sen fiyatı kıracaksın. 700. Allah bereket versin abi. Çok kötü durumda abi, ilgilenmiyorum. Aç gözlüsün, ürüne bakalım. İyi durumda, değerini bilmediğim için ilgilenmiyorum. 2100 dolara bunu mu almak istiyorsun sen? Ablacığım kaç para veriyorsun? 2450. Kabul. Kastım gitti vallahi. Aç gözlü koleksiyoncu ama değerini bilmediğim ürün, güle güle. 68 dolar çok kötü, ben bunu ne alacağım be abla? Sabırsız, bilgili, ufaktan aç gözlü, ne bu? Kötü durumda, gündelik değeri 720 dolar. Bakalım. 720 dolar, bak 600 dolar diyorum. Bana bir 50-60 dolar bırak bundan yani. Eyvallah abiciğim.
Aç gözlüsün, bilgilisin ama en önemlisi bilgilisin. Ürünümüz 300 dolarlık, iyi durumda. 300 dolarlık ürün. Yani şuradan bize bir 100 dolar kazandır be. Baba 25 dolara bu iş yapılır mı Allah'ını seversen? 225. Yürü git. Dangalak. Aç gözlüsün. Çok kötü sıradan. 180 çok kötü durumda ya. Hiç uğraşmayalım onunla. Tahmini 225 dolarmış. Yallah. 450 kötü durumda. Kültür kategorisinden bir ürün. Şimdi ilk fiyatı ben vereceksem 300. Defol git. Tahmini 1240 kötü ama gündelik eşya. Allah cezanı vermesin senin. Bin. $1000. Ebenin ki. Yürü git lan. Ağaç gözlüsün karın 1660 diyor gündelik. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaş. Şimdi 1660 gündelik diyor ya. 1660. 1360 istiyorsun. Vallahi kardeşim ben sana 1200 veririm rehin parası istiyorsan. 1200 kardeşim. 1200 kardeşim. Beğenmiyorsan ver 1200'e. Malı gel, mal bende dursun. Paramı getirmezsen çökeriz abi. Sıradan kötü durumda 290 değeri var. Aşırı aç gözlü bir ablamız var. Yürü git. Kovarım abi hiç acımam. Aç gözlü sabırsız 580 değeri var. Bak 580 değeri var. 500 diyorum. Defol. $270 dolar istiyorsun. Dursun. Çok kötü durumda 225 sıradan. Verme, sen verme kardeş. Yolun açık olsun. Bilgili bir insan. 920 değeri var bunun. 890 demişsin bak bize biraz kar payı bırak be kardeşim ya. 850. Yeah. Daha koyduk geldi. 920'ymiş değeri. Aç gözlüsün. Vallahi kardeşim 920 dolarlık ürün. Kimse kusura bakmasın 1000. Yeah. Allah bereket versin. Öksüz yavru kedileri kurtarmak için bağış topluyorum. Yardımcı olursan sevinirim. İtibarı arttıracağız. Yapacak bir şey yok. 720 dolarlık bir sopa. Tamam. Aç gözlü bilgili. Kazık atmaya kalkma. 940 verdi. Abartma 950 de düz olsun de. Abi 950 olsun düz hesap olsun. Ne diyorsun? Sağ ol abi market olsun. Haydi kolay gelsin. Allah bereket versin. Herifin yine bok olduğunu bilmiyor. Gündelik. Değeri 650. Sen ne istiyorsun? 840 istiyorsun. Ebeğin nikah. Vallahi kardeş. 550 bir kuruş da yukarı vermem. Vermem. Kötü gündelik ama. 1780 dolar değeri var.
Abart, abart. Defol git. Koleksiyoncu ve bilgili bir insan. Kötü sıradan 450 lira değeri var. 300. Çık git o zaman, bana ne? Gerizekalıya bak ya. Geçtik. Ne bu? Kötü. 102 dolarlık ürün. Yani abi satabilir miyim bilmiyorum da. 102 dolar olduğu için bu ürün, sana 50 dolar vereyim ben. 50 kardeş. Kardeş 50 dolar. Kötü sıradan ev diyor. Tahmini diyor 275 dolar diyor. Değeri diyor. 275 dolarmış. 150 dolar vereyim sana abi. La 150 dolar manyak mısın ne hatsın ya? Allah'ın gerizekalısı ya. Neyin alacağız bunu? 470'miş tahmini değeri. Aç gözlü bir abimiz 310 dolar istiyor 470'lik ürüne. Mantıklı. Eşya bende kalır en kötü. Çok aç gözlüsün. 405 dolarlık ürün. Valla 405 dolarmış kardeş. 300 dolar falan veririm anca yani. Hadi yolun açık olsun. Ufaktan bir açgözlülük var. 270 dolar da değeri var. 174 dolar diyorsun. 150 diyeyim sana. 166 dedim. 160. Tamam. Değerden de 100 dolar kazanırız bundan ya. Rehin biletinin sonunda 1440 faiz ödendi. Teşekkürler. $295. 350 dolar mı? Oha be dayı. Oha. Vallahi 200 dolar kardeş. 90 dolar kazanacağız buradan. Vallahi vermiyorsan da verme. Hadi yoluna çık olsun. Hiçbir bilgi yok. Düşük sesli sebebiyle özellikler eksikmiş. Yalanlı. Abla değerini öğrenemediğim için şu an onu alamam senden ya. Çok açgözlüsün. Abi 194 dolarlık şeyin neyini açgözlülük yapacak ya? 194 diyor abi. 100 dolar. Yallah. Ova, faizler ödeniyor güzel. Ne diyor? Hemen gidebilirler. Diyor ki sabırsız değil. Biraz aç gözlüsün ama. 270'miş değeri. Vallahi bir 200. Yallah. Ne diyor? Bu ürünü diyor bölüm. Aç gözlüsün sen. Ne bu? Kamera 1820 gündelik eşya diyor. Vallahi abi 1820'miş bak şuradan 300-400 kar yapacağım. 1500 ya baba 1500. 1500. Bu da bizi yiyecek ayakta ya. Şakala bak. Çok aç gözlü. 560 dolarlık ürün. 560 dolarlık ürüne 450 çekeriz. Yallah. ...1140. Şimdi 710'a veriyor. Bak bu işte bir sahtecilik olabilir ha. İnşallah sahte değildir bu. 710'a veriyor. Ben 690 diyeceğim. 20 dolar altını vereceğim. Hadi güle güle. Bence sahte ürün aldık. Kazıklandık bence ya. Bence ben sahte ürün aldım şu an. Neyse. Düşük sezgi. Ne diyor? Koleksiyoncu diyor. Ne açgözlü diyor. İyi diyor, ev diyor, 500 dolarlık diyor. 475, baba 25 dolar için olmaz bu iş bak. 400. Yürü git. Gerizekalı. Sıradan diyor, kötü ve gündelik 440 dolarlık bir ürün. Bakalım ne kadar isteyeceksin? Ben 440 dolarmış. 300 dolar vereyim sana abla. Vallahi ödemezsen de ürüne çökeriz abla. Açgözlü bilgili. Sıra dışı kötü değerini bilmiyorum. O yüzden ilgilenmiyorum. Akardiyon benim oldu. Tahmin etmiştim. 510 dolarlık ürün. Abart 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 geri zekalıya bak ya.
Vallahi yallah git abi. Abi yürü git. Hiç uğraşamam seninle şu an. Koleksiyoncusun. Çok kötü giyim değerini bilmediğimiz ürün olduğu için sen bir git. 1140 dolarlık ürünsün. Biraz da bilgilisin. Bakalım ya. 1160 mı? Direkt kabul. Para kazan. Aç gözlü koleksiyoncu ve satıyor. 770 dolar iyi durumda. Şimdi küfür edeceğim ya. Kardeş 700 dolar. Yallah dolar. Aç gözlü ve bilgili 1300 dolar değeri var. Silah kötü durumda. Şimdi 1300 dolar değeri varsa biz bu arkadaşa bir 1000 dolar çekelim. Teşekkürler. 300 karımız olur. Ya 100-200 karımız olacak bunda. İyisin. 290'lık bir ürün. Bakalım. 205 diyorsun. Ben 200 diyorum. $105'lık ürün. 158'e mi veriyorsun? Ver kız şunu 150'ye. Yorma beni be. Teşekkür ederim. Güzel. Her şeyin fiyatın bir süre düşeceğini bildirmeye geldim. Eşya satımında kâr etme zorlaşacak ama eşyalar alması kolay olacak. Teşekkürler. Tahmini 205 dolar diyor. Aç gözlü diyor bir de. Yavrum tahmini 205 dolarmış işte. 250 vereyim. Böyle bile kardayım da. 250 olmadı. 210. 200. Defol git. 160 almışız abi. Aç gözlü. 200 veriyorsun. Al git. $200 ödemişiz bu ürünü, dur. Ürün fiyatı 290, 300 de. Bana ne kardeş? Al git. Ürün değeri 300'ymiş. 310 ödemişiz. 310 ödemişiz. 450 de abi. Allah bereket versin. Tahmini değeri 93 dolar mı? Abi 93 dolarlık ürünü ben senden 95'e satmaya çalışıyorum. Lan 93 dolar oğlum. Aptal mısın sen? 93 dolarlık ürünü ben o paraya alır mıyım ya? 93 dolarlık ürünü benim senden alacağım fiyatı söyleyeyim sana ben. 30 dolar abi. 30. Hadi yallah. Hadi. 205 dolarlık ürünsün sen. Bilgili de bir abi. 205'miş abi. Ben buna 225 derim. Enter'larım. 174 verdi. Bak şu an kârdayım. 200 de 182. 185. Kabul. Bilgili. Tahmini değeri 3100. Durumu çok iyi diyor. Bakalım 3600. Çüş. 3600. Yürü git. Hıyar. Aç gözlü. 3250'lik bir ürün. 3000 diyorsun. Ya abi 3000 çok bak. 2700'e ver şunu bana. İki 290'lık.
Bilgilisin. 265 dolar ettiğini biliyorsundur o zaman. 200 abla. Almam. Çok iyi durumda diyor. 305 dolarlık ürüne. Bilgili koleksiyoncu. 250 istiyorsun. Ben 230 diyorum. ...235 diyorum. Yeah! 3250'lik ürün aç gözlü ama koleksiyoncu. 3250'lik ürün. 2700'e almışız. E abi 3250'lik 3500. Vallahi hiç kusura bakma. 3300. Alma kardeşim. Selam dostum, benim ismim Lee Çoban. Neymiş bu tost makinesi mi lan miras? Allah'ın gerizekalısı ya. Ne diyor? 620 dolar. Yani 550 fena bir fiyat değil. 70 dolar bir kar bıraktın bana ama. Ver. Al anlaşmayı. Bak ne kadar hızlı yaptım. Değerini bilmiyorum abi. O yüzden hiç uğraştırma beni. $610 değeri var. 465 diyorsun abi. Ben de 450 diyorum. Götlük yapma. Ver işte şunu. Eyvallah. Hem sabırsız hem de koleksiyoncu değilsin. $330 değeri var. Bakalım 330 dolar değeri varsa 200 dolar verelim sana abi. Hadi git. $650'miş. Ürün almanın kolay için söylemiş de bana zaten. 500 ödedik. $330 değeri. Al git. Güzeli bunun fiyatı. Allah bereket versin. 610 olmuş bunun değeri. Bununla ilgili bilgim yok. 640. Al git abi. Ne dersin onu alalım, çok mutlu olur. Kesin herkes bizden olsa belki müşteri çekeriz. Ev kategorisinde bir eşya. Günlük 650, 500 dolara aldığımız bir ürün. Şimdi 500 dolara aldığımız ürünü 650...
300 dolarlık bir ürün. Abi beğenmiyorsa gitsin, bana ne ya. 650 dolar bu ürünün fiyatı abi. Al git. Anam bu çok aç gözlü. 1040 veriyor. Bay bay. Şimdi tabii ne olacak? Bas 500-650. Evet. Evet arkadaşlar. İşler iyi gidiyor. Yani 12 bin dolarımız var. Şöyle açalım dükkanı. Ne satıyorsun abla yine? 620 dolarlık bir şey satıyorsun sen. Bilgili de bir dallamasın. 400 dolara mı veriyorsun? 400 dolar. 375'e verir misin? Tamam, 390 olsun hadi. Yeah! Haftayı bitireceğim arkadaşlar. Hazırlanın. Ne diyor satıcı bilmem ne. Ne bu? Gündelik 255 dolarlık ürün. Bakalım. 270 istiyorum. Defol git. Abi değerini bilmediğim için seni yollayacağım. 480 dolar çok kötü durumda diyor. 480 dolar, 300 dolar veririm. Yallah tazik. Uyanık seni. 1480 ev kategorisinde bu ürün, dur. 1480 diyor, 1000 dolara verir mi bunu bana? Tamam lan, 1020. Aklında 1020 mi vardı? Al senin olsun. Yeah. Müşteri sayımı da arttırdım. Değerini bilmiyorum abi, o yüzden bakamam. 680'lik bir ürün. Eyvallah. 500 dolar veriyorum kardeşim. 550 veriyorum kardeşim. Eyvallah. 1300'lük silah almak istiyorsun. 1300'lük silah almak istiyorsun. Ben de sana ona 1400 diyorum o zaman. Yavrum. Manyak mısın sen, ha? Yallah güle güle. Ve bir haftayı bitirdik arkadaşlar. Şöyle bir göz atıyoruz. Gösterecek bir şey yok. Üç tane ürünümüz var. Çok da bir şeyimiz yok açık söylemek gerekirse. Evet sevgili YouTube'cum, sevgili... YouTube'cum, evet sevgili YouTube'cum, kaf, aklım duruyor bazen. Evet, Dealer Life 2 değil, Dealer's Life 2'ye başladık. Yeni bir dükkan açtık. Şu anda işler iyi gidiyor ama tabii 2 bölüm sonra ben bu şeyi batırabilirim. O yüzden kendime çok da güvenmiyorum yani sayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olarak bizlere destek, bana destek olmaya lütfen yardım ediniz. Yeni videolarla, yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.